Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük kamu işçisi konfederasyonlarından Memur Sen kamu çalışanlarına Eşel Mobil sisteminin uygulanmasını istedi. Eşel Mobil nedir arkadaşlar? Bilmeyen arkadaşlar için hemen ön bilgi verelim. Eşel Mobil arkadaşlar yaklaşık 20-25 sene önce enflasyon o dönemlerde aynı bugünkü gibi her ay %10-15 enflasyon oluyordu ve o dönem Erbakan döneminde eşel mobil sistemi hayata geçirilmişti ve ay ay atıyorum mart ayında %10 enflasyon varsa hemen o ay memurlara, işlere, o ay kamu çalışanlarına kısaca %10 maaş zam veriliyordu. Atıyorum öbür ay %8 enflasyon çıktıysa hemen o ay hiç toplu sözleşmesine beklenmeden, 6 ay beklenmeden hemen o ay enflasyon oranında kamu çalışanlarının maaşı arttırılıyordu. Şu anda da AK Parti'ye seslenelim. Şu anda da Erbakan döneminde yani bir yaklaşık 20 sene önceye dönüldü ülkede öyle görünüyor. Girişat o yönde. Her ay %10, %8, %9, %7 enflasyon var ama bu enflasyon karşısında kamu çalışanların maaşları eridi, kül oldu, bitti. Ama herkes 6 ay Temmuz ayını bekliyor ya da kamu çalışanlarının bazıları toplu iş sözleşmesinin yapılmasını bekliyor. Buradan AK Parti'ye seslenelim. Aynı memur sen genel başkanı Ali Yalçın gibi. Eşel mobil sistemi gelmelidir. Kamu çalışanları emeklilere anında o ay ne kadar enflasyon varsa o ay maaşlara bu zam olarak yansıtılmalıdır diyoruz. Memur Sen Genel Başkanı'na katılıyoruz. Detaylara bakalım. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın. Aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep dedi. Yalçın bir düğün salonunda Memur Sen Bingöl temsilciliğinde düzenlenen İl Divan komp Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Memur Sen'in sendikal mücadelede 30. yılda olacağını söyledi. Bizim alım gücümüz düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın. Aylık gelire enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derece haklı, son derece insani ve insaflı bir talep demiş arkadaşlar. Yine sendikanın kendi açıklamalarını yapmış. Onları biz arkadaşlar detaylandırmıyoruz. Burada yazı olarak girdik haberine ama. Önemli olan bizim maaşlar arkadaşlar. Maaşlar, maaşlar, maaşlar. Bakın ne diyor? Ülkede bir gelir pastası varsa bunun adil paylaşılmasını istiyoruz. Kişi başına düşen milli gelir düşüyorsa, dolar oynuyorsa, enflasyonist bir ortama girilmişse burada diyoruz ki en azından eşel mobil sistemiyle kamu görevlisini stabil yerde tuturun. Bizim alım gücümüzü düşmesin. Eşel mobil sistemini uygulayın. Aylık gelirle enflasyonu aylık yansıtarak en azından alım gücümüzü koruyun. Bu son derecede haklı, son derece insani, insaflı bir talep. 6 ay sonra enflasyon farkının tahsil edecek olmak toplu sözleşmesinin bir kazanımıdır. Ama enflasyonist ortamda aylık yansımalı en azından en kötü ihtimalle 3 ayda bir yansımalı ki alım gücü çok fazla aşağıya düşmesin diye açıklama yapmış. Aynen imzamızı atıyoruz Ali Yalçın'ın açıklamasına. Yalçın herkesin 3600 ek gösterge'deki talebinin temel nedeninin emekli maaşı ve ikramiyesinin yükselmesi olduğuna işaret ederek bunun iki tane yolu var. 3600'e çıkaracakların 3600 e, 3600 skala boyutuyla çıkacakların da tazminat yansıtma oranlarını 20'şer 20'şer puan yukarı arttırarak onların daha iyi maaş ve ikramiyesini yükseltecek adım atılmalı. Genel memnuniyet adalet üretilmeli diye konuştu arkadaşlar. Evet, biz de buna imzamızı atıyoruz. Eşel mobil sistemi gelmeli. Kamu çalışanları aylık olarak enflasyon farkı maaşlarına yansıtılmalıdır diyoruz. Katılıyorsanız videoyu beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Gücümüze güç edin, gücüm, gücümüze güç katın, kanala abone olun. Bakın bu tarz videolar ne kadar çok iz, insan izlerse, ne kadar kamu çalışanı, ne kadar sendikacı, ne kadar milletvekili izlerse o kadar ses çıkarır. O yüzden bu videoyu da paylaşmanızı öneriyoruz hararetle. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Eşel mobil sistemi gelmeli diyoruz. Biz bunu ara ara videolaştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar.